كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين إخواني في الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أمره واجتناب نهيه فإن خير ما أوصى المسلم أخاه المسلم تقوى الله فإنها وصية ربنا سبحانه وتعالى للأولين والآخرين من خلقه قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Biz yani utanıyoruz hocalarımız buradayken böyle güzel bir toplumda şu inşallah teala nurlu yüzlerinizde utanıyoruz. Yani size bir ders vaaz-ı nasihatte bulunmaktan gerçekten hocalarımızdan utanıyoruz. Ama fezekkir fe inne zikra tenfe'ul mu'minin den kaynak alarak bir yani kaç kelime sizlere söylemek istiyoruz. Aslında birkaç program hazırlamıştım. Ama inşallah teala konu ibadet hakkında olacak. Bizim Türkçemiz zayıf olduğu için kusurumuza bakmayacaksınız. Sabredersiniz inşallah teala. Eğer biz Rabbimizi Subhanehu ve Teala kendi fiili ile tevhid ediyor isek ve bunun adı rububiyet tevhidi ise bir de ikinci bir tevhid vardır. O da uluhiyet tevhididir. O da Rabbimizi Subhanehu ve Teala bizim fiilimizle tevhid etmiş oluyoruz. Ve bu tevhid ibadettir.
manası, anlamı ibadet. Tevhidu el-ibade. Yani o yaratıcı olan Rabbimiz, rızkı veren, öldüren, diriltilen Rabbimize biz inanmışız, kabul etmişiz, teslim etmişiz. İbadet de onun için olması lazım. قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهِ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتْ وَأَنَا أَوَّلْ الْمُؤْمِنِينَ. İbadet tanımı nedir? Ya da ibadet nedir? İslam dininde ibadetin tahrif edilmiş din sahiplerinin, batıl inanç ve bozuk fırka mensuplerinin anladığında farklı geniş bir anlamı vardır. İslam'da ibadet Allah-u Teala'nın sevip razı olduğu açık ve gizli söz ve amellerin tümüne birden verilen isimdir. Açık ibadetlere kelime-i şehadeti telaffuz etmek, namaz, zekat, oruç, hac, Allah yolunda cihad etmek, İyiyle iyiliği emredip kötülükten alıkoymak, muhtaç olanların yardımına koşmak, Allah-u Teala'ya davet etmek ve benzeri ibadetler örnek gösterilebilir. Gizli ibadetlere ise Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve şerrine, gününe inanmak, Allah'tan korkmak ve ondan sıkınmak, ondan ümit etmek, ona tevekkül edip dayanmak, ondan yardım istemek, onun için sevip, onun için buğz etmek, onun için dost olup, onun için düşman olmak ve benzeri ibadetler örnek verilebilir. O zaman açığı İslam'ın şartları ve benzeri, gizlisi ise imanın şartları ve benzeri şeylerdir. Buna göre İslam dininde kulu Rabbine yaklaştıran şeriata uygun söz ve fiillerin hepsi ibadet kapsamındadır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. El-En'am 162 قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهِ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتْ وَأَنَا أَوَّلْ الْمُسْلِمِينَ. De ki şüphesiz benim namazım da, ibadetlerim de, hayatım ve ölüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Bu ibadetin kabul edip edilmeyeceğine iki şartı vardır. Ve bu iki şartı çok ehli hava ve heves, bid'etçilerin bilmediği şartlardır. Onun için o bid'ata düşmüşler. Fudayl İbnül İyad, Allah rahmet etsin, İbadeti, ameli anlatırken dedi ki Allah halis, savab olmayan ameli kabul etmez. Dediler bu nedir? Nedir halisan savabe? Dedi ki halis, ihlaslı.